kanalım Çalido'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere sözünü verdiğim Zack Snyder's Justice League'in spoiler içeren incelemesine başlayacağım. Ancak filmin süresinin 4 saat olduğunu düşünerek bu incelemeyi birkaç parça halinde yapacağım. Hatta 7 parça halinde yapacağım. Çünkü film kendi içinde 7 bölümden oluşuyor. Bugün ilk bölüm olan Don't Count on It Batman'le başlayacağız. Başta kısa bir prolog var, onun arkasından bu bölüm geliyor. İkisini tek kalemde inceleyeceğim. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden incelemeye başlayalım. Film aynen Batman v Superman'in Man of Steel'in sonuyla başlaması gibi bu sefer Zack Snyder's Justice League Batman v Superman'in sonuyla başlıyor. Yani Superman, Wonder Woman ve Batman'in Doomsday'le olan savaşını görüyoruz. Ama bu savaşı bu kez Batman'in, Wonder Woman'ın ve Lois'in gözlerinden görüyoruz. Hepsinin bakış açılarını, o anki yaşadıkları üzüntüleri, duyguları yansıtıyor ki işlerinde en etkileyici olanı bence Batman'in orada gözlerinin dolmasıydı. Çünkü biliyoruz ki Batman o filmde biraz psikolojik olarak bozulmuş bir haldeydi ve Superman'e karşı bir savaş açmıştı. İnsanlığa karşı bir tehdit olduğunu düşünüyordu. Ve filmin sonuna doğru yanıldığını görürken en son Superman'in yaptığı fedakarlıkta da tamamıyla yanıldığının farkına ve yoldan çıkmış olduğunun farkına varıyor ve o noktada o gözlerinin dolması çok şey anlatıyor. O sahne çok güzel vuruyor. Orada Lois'in evet sevdiği adamı kaybediyor. Belki hani onun da bir duygusallığı var. Wonder Woman yıllarca insanlardan uzakta saklanmış ve belki daha erken ortaya çıksa bundan hiçbiri olmayacak düşüncesi vesaire. Hepsi suratında bir ifade var ama hiçbirisinde o Batman'deki ifadeyi alamıyorsunuz. Bunda Ben Affleck'in oyunculuğunda etkisi var ama çok başarılı, etkili bir sahne olmuş. Açılışın bu şekilde olması, bu bende Man of Steel, Batman v Superman, Zack Snyder's Justice League sanki tek bir filmmiş hissiyatı yaratıyor. Devamı olduğu zaman da bunu yine göreceğiz. Adım kadar eminim ki Zack Snyder's Justice League 2 geldiği zaman bu filmin sonundaki bölümler diğer filmin başına eklenecek ve o şekilde gidecek. Yine 5 filmlik, 6 filmlik neyse tek bir filme sahip olacağız. Bu sahnede film bize bir sonraki tehdidin başlangıcını, Superman'in ölümünün ve attığı çığlığın Mother Box'ları uyandırmasını gösteriyor. İşte sırasıyla önce Cyborg'un yanındaki Mother Box, yani insanların Mother Box'ı, daha sonra Themyscira'daki, Atlantis'teki Mother Box'ların uyandığını görüyoruz. Ve film artık bir sonraki aşamaya, bu noktada geçmeye başlayacak ama onun öncesinde bize mevcut kahramanlarımızın ne yaptığını göstermek istiyor. Bu noktada Bruce Wayne'in, Batman'in, Arthur Curry yani Aquaman'i arayışını görüyoruz. Bruce dünya çapında duyduğu tüm hikayeleri, işte denizden gelen efsanevi bir adamın vesairenin insanları kurtardığını, yardım ettiği hikayelerini dinleyerek ve orada muhtemelen yakaladığı bir şablon var, bir düzen var. Bu düzende muhtemelen işte her en yüksek gelgitin olduğu dönemde belli yerlere vardığını gösteriyor. Bu düzeni takip ederek onu yakalamaya çalışıyor ve İzlanda'da görüyoruz Bruce Wayne'i. Doğruyu da üzerinde bu arada buluyor, gerçekten konuşuyor ve işte bir şekilde takıma katılmaya ikna edemiyor Arthur'u. Bu noktada ben Man of Steel'la bir paralellik seziyorum çünkü şöyle düşünüyorum. Man of Steel'da Superman kendi kimliğini sorgularken, işte dünyayı gezip nereden geldiğini öğrenmeye ve amacını öğrenmeye çalışırken bulunduğu her yerdeki insanlara yardım ediyordu. Aynı şekilde Arthur Curry'nin de bir şekilde toplumdan kendini soyutlamaya çalışırken insanlara yardım etmeye devam ettiğini görüyoruz. Man of Steel'da Lois Lane bu hikayeleri kovalayarak Superman'in gerçek kimliğinin Clark Kent olduğunu buluyordu. Burada da Bruce Wayne aynı şekilde bu hikayeleri kovalayarak Arthur Curry'yi yakalıyor. Bence orada güzel bir paralellik var. Arthur'la Clark arasında, Lois ve Bruce Wayne arasında. Ayrıca sinema versiyonunda olan işte Bruce'un duvarda gördüğü saçma sapan Aquaman ve Mother Box çizimi de bu versiyonda yok. Zaten herhangi bir şekilde mantığa da uymuyor düşündüğünüz zaman. Çünkü insanlar evet belki Arthur'un farkında olabilir. Onlara yardım getirdiği için duvarlara resmini çizip bir ihtimal şükranlarını sunmak isteyebilirler ama o insanların Mother Box'lardan haberinin olması biraz saçma kalıyor. Bu noktada Arthur giderken oradaki yerli kadınlar Arthur'a bir şarkı söylüyorlar. Ben o şarkıdan filmde çok etkilenmiştim. Tüylerim diken diken etmişti. Konumun İzlanda olduğunu düşünerek ve en yakın arkadaşım İzlanda'da yaşamasından yola çıkarak ondan yardım isteyip bu şarkıyla ilgili birkaç bir şey öğrenmeye çalıştım. Kendisi sağ olsun bana yardımcı oldu. Teşekkür ederim Emre, buradan sana. Şimdi size o şarkının aslında bir şiir olduğunu ve birkaç öğrendiğim bilgiyi vereceğim. Ne kadar önemli diyebilirsiniz, çok değil belki ama benim hoşuma gittiği için araştırdım, sizler de bilin istedim. Şarkının yani şiirin yazarının ismi Rosa
Bu Amit Stoter'i tarzı bir şey. Ben bunu okuyamam tabii. 1795'te doğmuş, 1855'te ölmüş. Şiirin adı, İzlandaca adı, Visur Vatnaste Rosu tarzı bir şey. Eski İzlanda dilinde yazılmış bu arada. Güncel kullandıkları dil değil. İngilizcesi Verses by Rose of Vatsendi diye geçiyor. Türkçe'ye çevirdiğimiz anda Vatsendi Rosa'nın ayetleri olarak geçiyor. Bu şiiri daha sonra şarkı haline çeviren de 1960 yılında çevirmiş John Asgeirson isimli bir besteci. Şiirin ilk üç kıtasını okuyor arada kadın. Kabaca da onu da çevirdim. Size okumak isterim aslında biraz çünkü hikayeyle uyuyor. Benim gözlerim senin gözlerin. Ah o güzel taşlar. Benimkiler senin, seninkiler benim. Ne dediğimi biliyorsun. Uzun zaman önce gördüm onu. Gerçekten çok güzeldi. Bir adam süsleyebilecek her şeyi, onu çoğu insan taşırdı. Ben en üzgün adamım, gözyaşı selinden bıktım. Ah biz birbirimizi hiç görmedik, sevgili arkadaşım. Bu şekilde devam ediyor şiir. Düşünürsek de Arthur oradaki insanlara bir şekilde sürekli yardım ediyor ve onlar için o bir sevgili, bir arkadaş ve çok az görüyorlar ama her gördüklerinde bir mutluluk getiriyor, bir huzur getiriyor, bir yardım getiriyor. O yüzden böyle bir şiirin onun arkasından ağıt şekilde yakılması bence mantıklı ve bu tarz yerel şeylerin bu çaptaki büyük bir filme yerleştirilmiş olması bence çok güzel çeşitlilik adına. Yani düşünüyorum şu an bu film İzlandalılar için farklı bir önem taşıyacaktır, farklı bir yer taşıyacaktır. Ben isterdim açıkçası o tarz bir Türkçe parça içinde olsun, örnek veriyorum bizim eski parçalarımızdan. Bir noktada biz gözükelim. Bence bu güzel bir dokunuş olmuş. Şiirin bitimiyle biz Arthur'dan Marta Kent'e geçiyoruz. Marta Kent'in durumunu göstermeye devam ediyor. Yani kahramanların içerisinde Marta Kent'in durumunu göstermeye devam ediyor bize film. Sonuçta ilk filmde kocasını, ikinci filmde oğlunu kaybetmiş bir kadından bahsediyoruz. Hem ekonomik hem psikolojik anlamda zor günler geçiriyor. Bir köpeğiyle kalmış, işte çiftliği ve çiftlik evini satılığa çıkarmış. Zor zamanlardan geçiyor. Bir şekilde bir yas içinde. Marta Kent'tense yine Superman'le bağlantılı olan diğer kişiye Louis'e geçiyoruz. Louis de çok farklı bir durumda değil. Dış dünyayla bağını mümkün mertebe koparmış. İşe gitmiyor. Bunu daha sonra gerçi öğreniyoruz ama. Her gün aynı kafeye gidip kahvesini alıp Kahramanlar Parkı'na gidiyor. Oradaki polise kahveyi veriyor ve kendisi orada yasını tutmaya devam ediyor. Bir türlü hayatına devam edemiyor. O noktada takılıp kalıyor çünkü. O Kahramanlar Parkı'ndaki polisi oynayan aktör 1978'lerdeki Superman filminde Jim Olsen oynayan kişi. Zekon'a küçük bir rol verip bir nevi geçmişe yine saygı duruşunda bulunmuş. Ve o Louis'in kahve aldığı kafede, Zack'in gerçekten her gün gittiği bir kafe varmış bu şekilde. O kahveyi hazırlayan çocuk falan gerçekten o kafenin çalışanı. Zack o kahveye her gün gelen müşterilere, işte çalışanlara söylemiş, ben böyle bir film çekiyorum. Eğer gelirseniz stüdyoda buna benzer bir set kuracağız. Ve orada böyle bir sahne yapalım diye. Herkes kabul etmiş, gelmişler. Çünkü Zack her gün o kafeye gidip işte çekimler üzerine, senaryo üzerine, storyboard üzerine vesaireye orada çalışıyormuş. Kahvesini içerken ve kahvesini çok seviyormuş oradan. Böyle küçük bir dokunuş yapmış. Oradaki insanlara da bir rol vermiş olmuş. Zaten Louis kapıdan çıkarken çok kısa bir süreliğine de olsa orada Zack Snyder'ı görmek mümkün oluyor. Güzel, hoş bir dokunuş. Louis'ten sonra Wonder Woman'a geçiyoruz. Şimdi Diana'nın yaptığını göstermeye başlıyor bize film. Diana da tabii ki Superman'in ölümü sonrası dünyada daha fazla aksiyon almaya başlıyor. Çünkü insanların o tarz bir umuta, bir simgeye ihtiyacı var, bunun farkında. Ve bir terörist grubu işte bir müzeyi havaya uçurmak, işte rehin alma operasyonu vesaire yapıyor. Ve orada bunlar acımasız teröristler. Yani içeri girerken insanları öldürerek devam ediyorlar, hiç düşünmeden gidiyorlar. Ve bir grup çocuğu da rehin alıp en son bombalı bir eylemle işi bitirmek istiyorlar. Kendilerinin de öleceği bir intihar operasyonuyla yapmak istiyorlar bunu. Gerici bir terör örgütü tabii ki. Orada biz Diana'nın içeriye girdiğini ve bütün teröristleri bir bir öldürdüğünü görüyoruz. Hani şimdi sinema versiyonunu düşünüyorum. Aradaki aksiyon sahnesinde kesilen sahnelere girmeyeceğim ama derdim o değil. Mesela Diana kaldırıp bir adamı duvara fırlattığı zaman adamın oraya işte çarpıp yere düşüp bayıldı gibi gösterilmişti. Ama halbuki öyle değil yani. Hani Diana Tanrı kadar güçlü bir karakter düşündüğünüz zaman güç olarak insanlar arasında çok büyük fark var. Eğer birini kaldırıp o şekilde duvara fırlatırsa kafasını çarptığı yerde patlaması gerekir ki biz bu filmde onu görüyoruz. Etrafa kanlar saçılıyor ve Diana'nın tam gücünü görüyoruz. Orada yine küçük bir dokunuş, çantayı alıp havayı sıçrayıp gökyüzüne fırlatması. Hani bu da bana biraz böyle Wonder Woman filmini çağrıştırdı. Çünkü Wonder Woman filminin sonunda Steve Trevor
o gaz bombasının olduğu uçağı gökyüzüne götürüp patlatıp kendini feda etmişti ve Diana bu tarz patlayıcı cisimlerin belki de gökyüzüne fırlatılması, orada patlaması gerektiği fikrini Steve'den almış olabilir diyebiliriz veyahut da ona küçük paralel gönderme olabilir. Yani sonuçta Diana bunu kendi başına da akıl edebilir ama o küçük bir benzerlik, paralellik taşıyor bence. O yönden hoş olmuş. Ve akabinde geri geldiğinde işte tek tek o kurşunları engellediği insanları ve çocukları kurtardığı sahne geliyor. Ki aksiyonu, müziği, her şeyle harika. Ve devamında o teröristi de öldürüyor. Yani ve acımasızca öldürüyor diyebiliriz. Yani iki kolunu birleştirip patlamayı yaptığı zaman adamın sadece geriye şapkası kalıyor. Sonraki sahne de çok güzel. Çünkü tek tek o insanları kaldırıp iyi misiniz diye sorarken en sondaki küçük kıza gidip işte küçük kız ona bakıp da ben de ileride senin gibi olabilir miyim? Büyüyünce senin gibi olabilir miyim dediği zaman ne istersen olabilirsin diyor ve bence günümüz dünyasında kız çocuklarına verilmesi gereken çok önemli bir mesaj. Özellikle ülkemizde düşündüğünüz zaman bu son dönemde artan işte kadın cinayetleri vesaire şu bu hep bastırılmış kadınların olduğu toplumlar için verilmesi gereken güzel bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Filmden böyle bir sahneyi kim niye çıkarır aklım da almıyor ama bir şekilde kesmişler. Neyse bu şekilde görmek en azından mümkün oldu. Wonder Woman demişken hemen kısa bir şeye değineceğim çünkü internette çok fazla gördüm. İnsanlar işte Wonder Woman her sahneye çıktığında arkada çalan ağıt müziğinden şikayetçi olmuşlar. Şimdi bu insanlar hani yıllarca bir şey tükürdüler şimdi yalamak istemiyorlar anlıyorum ama filmde de eleştirecek bir şey de bulamıyorlar. Bu sefer işte saçmalamaya başlıyorlar ister istemez. Onlara sadece şunu söyleyeceğim. Bir kere tema müziği diye bir şey vardır. Her karakterin kendine ait bir tema müziği vardır ve onlar sahneye çıktığında bu tema müziği verir. Hatta yeri gelir o sahneye çıkmadan bir iki saniye önce verilir ki bilinçaltınız birazdan o karakterin çıkacağını hissedebilsin. Hani bunun en bilinen örneği belki de sinemada işte Darth Vader her saniye çıktığında arkadan İmparatorluk Marşı'nın yükselmesidir. Bu da Tom Holkenberg'ün Diana için, Wonder Woman için yazdığı bir tema müziği. Yani düşündüğün zaman Hans Zimmer zaten muazzam bir müzik yazmıştı. Onu Ludwig Göransson değiştirmeye bile gerek duymadan sadece üzerinde oynayarak Wonder Woman'ın solo filmini uyarladı. Tom Holkenberg bir şeyler daha eklemek istemiş. Kendince bir şeyler daha katmak istemiş ve bunu yapmış ve oradaki ağıt düşündüğün zaman eski savaşçıların ağıtlarını çok andıran bir şey. Diana'nın da işte 3000-5000 senelik bir geçmiş olduğunu düşünürsek bence karaktere oturan ve güzel bir tema müziği olmuş. Aynı zamanda Wonder Woman'ın ağıt yakabilecek bir karakter. Yani kendi evini terk etmiş ve dönemeyen biri. İnsanlığın içerisinde de kendine yer bulamayan biri, bulmaya çalışan biri. O yüzden bence karakterle hoş, uyumlu bir müzik olmuş. Lütfen eleştirecek şeylerinizi mantıklı şekilde bulun. Gelin ki konuşabilirim. Wonder Woman'dan hemen sonra bizi Wonder Woman'ın ana vatanına Themyscira'ya götürüyor film. Orada da Amazonları görüyoruz. İşte Mother Box'ın dış artık yaptıkları kabında çatlayan kısımdan çıkan ışık, kraliçenin uyarılması, onun gelmesi kısmını görüyoruz ve orada Mother Box geri uyuduğunda diyelim ya da durduğunda bir tane Amazon işte diyor ki belki de geri uykusuna döndü diyor. Orada kraliçenin güzel bir lafı oluyor. Kötülük uyumaz bekler diye. Aslında bu Mother Box'ların yaptığı şeye bir gönderme düşündüğünüz zaman. Çünkü Mother Box'lar yıllarca uyuyor gibi gözükseler de aslında hep doğru anı bekliyorlar. Mantıken ilk uyandırılan Mother Box, Cyborg'u canlandıran Mother Box ve o uyandığı zaman bir şekilde Steppenwolf veyahut da Apokalips güçlerini çağırmıyor. Çünkü durumun uygun olmadığını biliyor, bekliyor. Yani kötülük uymuyor ve bekliyor aslında bu ona gönderme. Ne zamanki Superman ölüyor, o çığlığı biliyor, artık Krypton'un olmadığını biliyor. O zaman çağırıyor Steppenwolf ve diğer işte Apokalips güçlerini. O küçük bir anekdot ama güzel olmuş. Ve burada biz Steppenwolf geldikten sonra özellikle Parademonlarla birlikte Amazonların gücünü görüyoruz. Steppenwolf'un gücünü görüyoruz. İşte zırhının kuvvetini yapabildiklerini görüyoruz. Ve bunlar arka arkaya bize çok hızlı bir şekilde gösteriyor. Ve en önemlisi de Amazonların fedakarlığını gösteriyor. Yani Mother Box'ı koruyabilmek adına kendilerini feda edişlerini görüyoruz. Kraliçenin orada o yapı aşağı sulara düşerken gözlerinin dolu dolu olmasına bakıyoruz. Ve en önemlisi belki de işte filmin sonrasında bir gönderme belki ama Mother Box'ı en yakındaki Amazon savaşçıya verip hareket halinde tutun, uzaklaştırın dedikten sonra bir süre sonra yenilmeleri ve Steppenwolf'un kutuyu ele geçirmesi. Bu da şunu anımsattı bana filmin daha sonrasını izlerken. Takım ilk toplanıp da kendi arasında toplantı yaparken ne yapmaları gerektiğiyle ilgili işlerinden biri, yanlış hatırlamıyorsam Flash, sürekli Mother Box'ı dolaştırmaları gerektiğini, Steppenwolf'tan kaçırmaları gerektiğini söylüyordu ama Bruce Wayne de şöyle bir cevap veriyordu. Bu ancak yenilgimizi süresini uzatır. Yani geciktirir. Eninde sonunda yakalanır ve yeniliriz.
ancak bu çözüm değil diyordu. İşte Amazonlar da bunu deniyorlardı aslında bakarsan. Steppenwolf'u durdurmak yerine kutuyu kaçırmaya çalışıyorlardı ve evet bir süre en azından dayansalardı eninde sonunda yenilip kutuyu kaptırıyorlardı. Bence bu da iki taraf arasında güzel bir paralellik. O sahneyle ilgili söylemek isteyeceğim bir şey daha. Yani bu sinema versiyonuyla karşılaştırma açısından söylüyorum. Queen Hippolyta'nın içerideyken Mother Box kolundayken işte duvardan böyle takla atıp aşağı inip kılıcıyla bir parademini öldürdüğü bir sahne var. Bu sahne için Connie Nielsen kendisi çalışmış. Double Stunt'ın oynamasını kabul etmemiş. Bizzat kendi yapmak istemiş. Ve 4 hafta kadar bir süre sadece o hareket için antrenman yapmış. Ve kameralara karşısında o hareketi gerçekten kendisi. Tabii ki iplerin falan desteği vardır muhakkak ama hani bir şekilde o hareketi kendisi yapmış. Ancak çok zeki birkaç yapımcı ve yönetmen o dönemin, Joss Whedon, o sahneyi kesmeyi uygun görmüşler. Ve şimdi o sahneyi görmek tabii ki güzel oldu. Dönecek olursak, Steppenwolf Mother Box'a alıp kaçtıktan sonra artık orada Queen Hippolyta bir sonraki aşamanın ne olacağını biliyor. Steppenwolf'un bir sonraki kutuyu almaya gideceğini biliyor ve insanların kutusu olacağını tahmin ediyor. Mantıken de geriye iki kutu kalıyor zaten. Ya Amazonlarınkine pardon. Ya Atlantis'inlerinkine gidecek ya da insanlarınkine gidecek. Ve Atlantislerin bir şekilde kutuyu savunabilecek gücü olacağını tahmin ediyor muhtemelen ama insanların ne durumda olduğunu bildiği için insanları uyarma gereği duyuyor. Bu arada işte Artemis'in okunu alıp Kadim uyarı ateşini yakmaya karar veriyor. Amazon tapınağında olan ve insanlar bilmese de Diana'nın o ateşin ne anlama geleceğini bildiğini görüyoruz. Ve birinci bölüm o ateşin yanışıyla bitiyor. Benim Don't Count on It Batman isimli birinci bölümle ilgili tespit edebildiğim şeyler bunlar. Lütfen benim atladığım, fark etmediğim bir şey varsa yorumlarda siz yazın. Onun dışında videoyu beğenin, kanala abone olun, sağda solda paylaşın. Bir sonraki videoda Part 2'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.